Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünlük sizlerle birlikte yeni evimizi yapacağız. Başlayalım. Elimde de görmüş olduğu gibi bu meyve suyu değil arkadaşlar. Kola. Evet, kola arkadaşlar bu. Önce bahçeden başlayacağım. Burasından başlayacağım. Kapıyı açayım. İçerideydim. Evi beyaza boyatırmak istedim. Çünkü zaten şey yaparsa fakirler için... Eğer Togaboga oynayıp da fakirseniz, yani eski sadece bir tane eviniz varsa, sizi merak etmeyin, sizin için de zaten ev gelecek. Her neyse. Ne bağırıyorsun be? Bağırıyorum. Çünkü sesim hiç çıkmıyor. Ne doğru çıkmıyor. Kamerayı şöyle koyayım. Önce burayı yapalım. Şuraya bana gel kamera. Dur. Bir dakika. Gel. Dur. Şöyle tam. Ben şuradan izleyeceğim. Kapıyı kapat. Kul bana vuruyor. Evet arkadaşlar. Sebebi çok çok canlıyım. Tabii ki de yine bu. Tabii. Ben hep o çantayı koyuyorum. Niye işte çok? Neyse ben de video çekeceğim. Şöyle bir şey takacaktım ama takmayayım dedi ve geldi. En zorlandığım yer. Burası. Ben sevmediğim yerleştirmeni söyleyeyim. Bunu yemek şey yerleştirme. Bir de diyorduk yalnız sen diye. Ne diyorduk? Arkadaşlar ben burayı bir tane YouTube kanalından gelip yapıyorum. Hadi hadi bunun aynısı olmuş olabilir. Ama öbür tarafları aynısı değil. Çünkü zaten orayı nasıl yapayım? Çünkü bazı sadece bize 3 ev. Ne 3 evi? Bir tane. 2 ev 2. Buraya bir tane YouTube kanalından kopya yaptım. O da Toka Life oynuyor sadece. Toka Boka oynuyor. Belki başka bir şeylerle oynuyor. Yarın ben oynamıyorum. Ne yapayım? Hazırlıyorum. Uy, araba yarışı çok tatlı. Evet, burası bor oldu. Burayı YouTube kanalından çektim. Toka Life King'in evinin bahçesinin aynısını yaptı neredeyse. Ama tamamen aynısı değil. Bunlar hariç değil. Yani değil. Ama da aynısını yapardım ama malzemeler yok. Ama her neyse. Oh, rahatladım. Bir daha dökebilir misiniz? Ben şu suya koyayım. Buraya ben bir şey atacağım arkadaşlar. Ben şimdiye uçmuştum. Nereye gideceğim? Burayı yapacağım, burayı yapacağım, burayı yapacağım. Durun, düşünmem gerekiyor. Ben burayı da onların aynısını yapacağım. Yok ya, onu yok. Ben deliyorum. Tamam. Tamam, iyi. Ama Itoklar King'den görmedim bunu da. Başka ben videolar ediyorum. Onu o YouTube kanalından ay kopya çektim. Şöyle şuraya koyayım. Burası ne? Ya yaptım işte ya, bir yer koyacağım işte. Temizlik malzeme. Şu tane burada. Ay, rengini yapmayı unuttum. Dur, rengini yapabileyim. Şu taraf. Rengini unuttum. Yok işte. Yok olmadı ya.
Ya o dede burada far ne alakası var ya? Far ne alakası? Tahta renkleri benim çok sevdiğim. Yani. Tahta renklerini ben çok sevdim. Ya yani çok, çok güzel, çok güzel. Ama evlerimde kullanmam. Neyse. Tamam. Demek seviyorsun. Ha neyse arkadaşlar. Tablo alacağım, bunu alacağım. Bu benim en sevdiğim tablolardan birisi. Çok güzel bir tablo. Ben çok seviyorum. Ben senin dedeyim. Tablo o. Çok en güzel o. Aynen. Tam orası bittiğine göre öbür tarafı geçelim. Yok olmuyor. Benim halim bebek değil ya. Çocuk ya bel yakışmıyor. Yapma. Şunu koyuyorum. Oraya ne alaka, neden koydum? Ben ikinci katta size de tam bir şey vermek istiyorum. İkinci katı zaten. Anladıma gidiyorum ben. Şimdi buraya geldik. Yazı yapmak istiyorum. Çok güzel yaptı. Yakın da ben de böyle evler yapayım değil mi? Sen yapamıyor musun? Büyüyünce yaparım. He, büyüyünce mi diyordun? Hı hı. Daha küçük adamın. Oldu oldu. Hayır. Bakmayayım da güzel olur. Hemen de güzel olmasın. Neyse kanalım. Bu olmalı bu olur. Gidiyor mu? Gitmiyor. Ay. Evet, gayet de güzel oldu. İşte bu burası mutfak değil bu arada. Burası bu çamaşır makinesi. Evet, tabii çok çamaşır makinesi. Ben dedim ama. Buraya da artık ne koyarsak. Artık buraya da ne koyarsak yani. Aslında ne gelir? Kıyafet koyacak değiliz ya. Kıyafetimizi koy. Vesile şey koyabilirim. Arkadaşlar şimdi ben bir tane gözlüklü bir karakter seçeceğim. Merhabalar. Gözlüklü bir karakter. Gel bakayım sen. Hoşuma gitti lan. Arkadaşlar ben bunu böyle tuttum ya. Şöyle elime bastım. Bunu aldım mı ne? Ya bunun gözü havayı uçuyordu. Bunun gözü havayı uçuyordu. Abi sen gözünü bir kıpırdatsam nasıl? Dur ya abi ya. Nasıl yapayım? Ha yere düştü gördüm. Neyse başka bir gözlüklü abi gitsin. Burayı çevirmeye de korkuyorum ya. Aha geldi. Şimdi bunu yapacağım. Yok olmuyor. Ben bunu bir kere yapacağım da size zaten gösteririm. Bir ben yatak odasımı niye yapacağım? Bazen niye yapıyor bir tane gözlüğü?
Yok yok ben buradayım. Bilmem ne neyi kessin. Bilmem neresi. Yine like atsın. Allah. Ya Allah. Benim günü günü var. Ben ne diyorum? Uf, makyajı masası yok. Yakıyor. Yakıyor. Ne yakıyor acaba? Allah Allah. Tuvalete geldim. Tuvalete geldim, zırt yaptım. Ay ne tuvalet. Banyoya geldim. Çamaşırına mı zırt çaksın şöyle? Ya Ayşe. Aa evet bu olsun. Ne olsun? Neyse. Evet arkadaşlar iyi. Şuralarında mesela şu taraflarında ışık olan aynalar yoktu. Tamam. Her zaman evimi rengini yaptım gibi. Her neyse düzeltim. Ay Allah, ne yapsam şaşırdım vallahi. Bir de büyük oda seçtim ya. Aa tablo koymayı unutmayacağım. Güzel oldu. Bunu koyayım yapayım. Bunu koyayım. Bu da bunu. Evet evet bu. Bu çok açık. Çok hoşuma gidiyor. Bu da mı? Arkadaşlar burası benim bir tahlama görmüyor. Yani. Neresi? Önceden düşünseydim. Daha ben çıkıyordum lan. Neyi? Güzel, 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 güzel. Şuraya da bir sürü çiçek koyacağım. Ben bir şey dedim ama duymamıştım. Duydum bile. Hadi bana çalıştığımı da dedi. Duymamışım, duymamışım. Kulağım seni. Duymamış oldum. Tamam. Şuraya da çeviriyoruz. Neyse kapattı. Şurayı şu... Dursam yanlış gittim. Neyse. Oldu. Koyayım yerine. Şimdi de perdeyi açmayı deniyoruz. Başarılı. Başarılı. Başarısız. Başarı. Aa başarılı. Özür dilerim başarılı. Hayır ya başarısız. Sonu çöp attı. Atamadım ya. Ya. Bunu da ya atamıyorum bir ayna ne alaka ya perde ne alaka atamıyorum bir de. Şuraya alalım canım. Şimdi şuraya davet ediyorum. Kapanın. Tık. Tık. Olmadı olmadı tık tık. Aa eskici. Ne oldu ben bir şeyleri buldum ama hiçbir. Evet, başarılı bir şekilde. Ama açmazsa da açılması hiç umurumda da değil. Buraya benim kızımın odasını yapacağız. Evet, kızımın odası.
Önce rengini yapayım. Çok kötü oldu. Daha bayağı bir saat olmuş olabilir. Rengini şöyle şu yapacağım. Kız pembeyi sevmiyor benim. Ay pembeyi seviyor. Çok pembe oldu ya. Olmadı ya. Bu pembe mi? Pembe. Pembe yok ya. Pembe kalacak. Kızımın yatağı pembe olmasında ya. En gecik olduğum şeyler. Şu yıldızlar var ya, o kadar gecik oluyorum ki. Tamam. Şurada çocuğumun çalışma masasını yapıyorum. Yakında onlar ilkokula başlayacak. Masası pembe illa olmadı ne de değilmiş. Neredeyse benim kızım pembe aslında. Tamam. Çiçek çok güzel. Evet arkadaşlar, burada köfte gibi yani tost gibi sıkışıp kalım ama arkadaşlar eğer daha çok fikrim varsa lütfen yorumlara yazın. Sizin odasını mesela evimizin hakkında fikirler varsa mesela şu eşyayı şuraya, abla şu eşyayı şuraya falan koyun derseniz tabii ki de koyacağım. Mesela en çok hemen ne yakışır, rengi bu olmazsa mıydı ki? Ya falan ışıklandırma işleri mesela kızımın odasını değiştirebilirim sizin için. Falan. Oğlumun odası, oğlum da mavi hastası. Neredeyse çocuğun odası illa aynı olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü bunlar bayağı bir kavga ediyor. Kavga etmelerini sevmiyoruz biz. Böyle. Yani bir kavga ediyorlar arkadaşlar. Valla siz görseniz. Valla şöyle bir kavga ediyorlar. Valla neredeyse birbirine sümük gibi yere yapıştırıyor. Valla koyayım canım çocuğumun yatak odası. Ay arkadaşlar ben size geç öbür gün mine ben size şey gösterecek miydim? Unutmuşum ya. Allah ne olur affedin, bu böyle koyabiliyor musunuz? Dur. Ama şimdi ben ne yaptım daha yeni. Bunun tepesine bir şey koyabiliyor bu arada. Bu da kardeşim öğretti. Böyle. Oğlum mavi hastası olduğu için tabii ki de mavi hastası. Kardeşininkini kıskanmasın diye bir de pandolay. Şey. Yatak odası böyle bir şey. Aynı masa ama farklı bir türü. Hadi ben bunu bu videoda da yapacağım. Bunu kendim buldum tabii ki de. Şimdi sizin çocuklar falan buraya çıkar falan şey yıkar falan diye şöyle bir şey arkadaşlar. Evet böyle bir şey. Tabii arkadaşlar eğer sizin çocukların varsa tabii ki de oraya çıkmasına her hakkı var. Yallah benden de
Benim yüzümden de kırılmamış olur. Lan. Bayağı tepede oldu, olmaz. Ah, canım buldu. Mavi koltuk. Tabii ki de var. Kızımın odasında şöyle bir. Oh, kız keyfinde yine. Evet mavi. Adı neydi ya? Adını şu adlarını hatırlayanlar yorumlara yazsın, unuttum. Çok da güzel. Tamam. Evet, evimiz bitmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir sorum olacak. Bunu cevaplarsanız çok sevinirim. Birinci soru geliyor. Evin başka ne tür süsleyebilirim? İki, hangi oda daha güzel? Hangi oda daha güzel? Kızımın mı, oğlumun mu, yoksa bizim mi? Biz kendimizi alabiliyor muyuz? Kiminki daha güzel? Bizimki mi? Kızımın kimi? Oğlumun kimi? Yorumları lütfen yazarsanız çok mutlu olurum. Neyse ben gideyim artık. Bugün videomuz bu kadardı. Hoşça kalın.